İsmim Atalay Akyürek. 2016 Ağustos'unda ülkeden ayrılmak zorunda kaldık. Marmaray projesinde mühendis olarak başladım. Ertesi gün bir mail geldi. Dediler işe kabul edildiniz. Müslüman, namaz, disiplin, ciddiyet, başarı. Türkiye'dekilere derim ki kendileri kaybetti. Güzel insanlardan mahrum kaldılar. Şimdi anlıyoruz ki aslında orası gerçekten yalancı şafakmış. Öbür tarafa gittiğinde insan hadi ya diyeceğimiz çok şey çıkabilir karşımıza. Milletin üstünde şu anda bir karanlık bir bulut dolan. Bu bir gün inşallah gidecek yani. Almanya Köln'den herkese merhaba. Bugün tutunanlarda makine mühendisi Atalay Akyürek Bey'le beraberiz. Gerçekten biraz dinledim. Çok ilginç ve sürpriz dolu bir tutunma hikayesi var. Ama tutunma hikayenize geçmeden önce şöyle kısaca sizi bir tanımış olalım. İsmim Atalay Akyürek. Yozgat Boğazyan Özler köyündenim. Hollanda doğumluyum. Babam Hollanda işçisi, gurbetçisi. 1975 yılında Hollanda'da doğdum. Sonra işte babam emekli oluyor Hollanda'dan. Mahallen emekli oluyor. Diyor ki ya ben burada ne yapacağım? Bari köye gideyim diyor. İşte köye geliyor. Okula yazıldık. Almancı pozisyondasınız. Türkçeyi çok iyi bilmiyorsunuz. Sınıftakiler kabul etmiyor. Kendiniz ifade etme zorluğunuz var. Ankara'da Anafartalar Lisesi'ne yazılacağım. Orada işte bir sınav yaptılar. İşte sonra sınavdan sonra müdür beni çağırdı. Dedi senin bizim bir kolej var dediler. Seni bizim koleje yazdıralım. O şekilde bir Ankara Samanyolu Koleji'ne 1986 yılında giriş yaptım. Orada da şöyle bir zorlukla karşılaştık. Yani çoğu zaten İstanbul lehçesiyle konuşuyor, şivesiyle konuşuyor. Yemekhaneye indik. Ben ne bileyim yani hani gayet saf. Ne köy çocuğusun yani. Çörek verel ala dedim. Ne dediler? Çörek verel. Çörek ne dedi? Dedim. Şu dedim. O ekmek dedi. Ha dedim tamam evet. Atalay dedim yeni yerine hoş geldin. Ondan sonra 93 yılında işte Gaziantep Üniversitesi'ni kazandım. Makine mühendisi bölümünü. Neyse üniversiteyi bitirdik. Hyundai firmasına kabul aldım mühendis olarak. Bir tane de bir küçük bir firmadan kabul aldım. Böyle gelip gidiyorum yani. Büyük firma mı küçük firma mı? Büyük firmada sadece yönetici olur. Ben küçük firmada çalışacağım. İş öğreneceğim. Kendi işimi kuracağım. Neyse başladık. Ardından Marmaray projesinde bir firmaya mühendis olarak başladım. Daha sonra da işte proje mühendisliğini bitirdim. En son orada Avrasya Tüneli'nin deprem sismik jointlarının çelik kısımları var. İşte böyle 13 metre çapında biraz hassas işlemeli. Önemli bir proje. Onların projesini yürüttüm. 2010 yılıydı galiba. Bir firma bana bir resim gönderdi. Dedi işte bu makineyi yapabilir misin? Tam yaparım dedim işte yapıyorsunuz hesabını, kitabını, resimlerini çizip firmaya gönderiyorsunuz. Bir makine daha var. Yapabiliriz tamam. 8-9 tane o firmaya makine yaptım. Kaderin nasıl ördüğünü 2011 yılından 2021 yılına 10 yıl sonra nasıl ördüğünü daha sonradan farkına varacağım. Dedi ki tamam kendi firmamızı kuralım artık. 2015'in ortasında 15 gibi kurduk. Ama ondan sonra malum 2016 Ağustos'unda ülkeden ayrılmak zorunda kaldık. 2002-2010 dönem aslında herkesin bir güneşin çaktığı, şafağın attığı bir dönem zannettik ama şimdi anlıyoruz ki aslında orası gerçekten bir yalancı şafakmış. Afrika'da işte bir iş şansı doğdu. Ama tabii o zamanlarda bu 15 Temmuz meselesi daha yoktu. 15 Temmuz meselesi oldu. Daha sonradan Eylül ayı gibi Can Dündar'ın eşinin pasaportuna el kondu. Sonra dedim bu bizimkine de olacak. Sonra işte hanımla konuştuk. Dedim buraya gelin yoksa ileride çok daha zorlaşacağız. Ekim ayında eşimle çocuğum Afrika'ya geldi. 2 yıl yaklaşık Afrika'da çalıştık ama tabii orada da olaylar devam etti. Orada okullara el konulması hadisesi daha sonradan burası artık bizim için güvenli değil. Amerika, Kanada derken en sonunda nasibimiz Almanya'ymış. 2018'in Temmuz ayında Almanya'ya geldik. Almanya'ya gelmek gibi bir yani hayalim de yoktu. Dil kursu, onlara başladık. Lise mezunuyum, üniversite okumadım. Buraya gelip dil kursuna gitmek benim için çok zordu. Almanca kursunda. Hoca şey dedi ya böyle, bize dedi böyle dedi çok iyi ya dedi. Türkiye'den adamların gelmesi dedi. Onlar yetiştiriyor dedi, ne güzel dedi. Biz de hemen gelip piyasaya sokuyoruz. Kampta mesela, Köln'deki kampta. Tanışıyoruz böyle. Ben elektrik mühendisiyim. O diyor, ben diyor işte bilgisayar mühendisiyim. Öbürü dedi ben doktorum dedi. Öbürü dedi ben falanım dedi. Ben dedim işte ben makinem. O ne dedim ya, böyle saçmalık mı olur dedim ya. Lan ne işi var, hangi akıllı devlet dedim bu kadar insanı gönderir dedim ya. Afrika'dan 2 sene kaldıktan sonra buraya geldiniz. Orada mesela aklınızda kalan ne var? Orada Allah'ın adaletini gördüm. Çok mutlular. Ya bir baktım gel. Allah herkesin kalbine dokunuyor. Bırakın siz ekmeğinizi, arabanızı, bilmem
malikanelerinizi, saraylarınızı falan. Allah insanın kalbine dokunuyor ki. Kalp mutlu oldu mu zaten bulunduğu yer cennete dönüyor. Bu çok basit bir örnek ama fakirin ekmekten aldığı lezzetle, yani zengin etten aldığı lezzet aynı lezzet. Fakirin onu arzusu ekmeği çok daha fazla lezzetli kılıyor. Yalnız bu şu an biraz da eleştirilen bir noktaya götürüyor gibi. Fakirliğin övülmesi gibi. Fakirliğin övülmesi değil bu. Çünkü bu iktidarların çok işine gelen bir şey. Hayır. O devletin ayıbı. Kişilerin ayıbı değil. Komik bir hikayesi vardı başından geçen. Bir gün patronla oturduk. Maaş meselesi oldu. Atalay ya dedi ya sen Müslüman adamsın ya dedi. Zam meselesi konuşuyoruz ya. Ya dedi senin dedi şey olman lazım dedi böyle. Tevekkül sahibi olun. Abi dedim Allah'la benim arama girmedin. Seninle ticaret yapıyorum, Allah'a kulluk yapıyorum. O benim de onunla aramdaki mesele dedi. Oradaki Afrikalı halkın kader açısından baktığım zaman da Allah'ın adaletini görürüm. Onun arkasından ahireti görürüm. Allah'ın onların gönüllerini tatmin edeceğini de görürüm. Çünkü ben Allah'a itimat ediyorum ve güveniyorum. İşin beri tarafına mesuliyet meselesine, irade meselesine geldiği zaman da buradan hükümete veya devlete bakarken de gene aynı şekilde Allah'ın adaletini görürüm. Onlara nasıl hesap sorulacağını da görürüm. Her ne kadar devletler, devlet başkanları zalimlik yapsa dahi Allah mazlum kullarını sahipsiz bırakmıyor. Buradan bu ders alınır. Fakirlik güzel ders alınmaz. Almanya'ya geldiniz. Almanya'ya geldikten sonrası itibariyle bir tutunma süreci de başladı. Tabi buralar Avrupa, Afrika gibi değil. Kamptan sonra nasibimizde oturumumuz çıktı. Sonra bir kilisenin lojmanına, çok enteresan bir yerde orası da, bir kilisenin lojmanına işte hayımız çıktı. 9 ay orada kaldık. İlk bizim hayımda 9 ay kaldığımız yer var. Oraya gidiyoruz. Tabii o zamanlar kafada binlerce soru. Ne olacak? İş bulacak nasıl miyiz? Olacak? Tutunabilecek miyiz? Tutunamayacak mıyız? Böyle en tıkandığınız yerde işte tabii bu sefer diyorsunuz Allah kerim. Sonra zaten Allah'ın kerim olduğunu bir daha şahit oluyorsunuz. Normalde Türkiye'de ve hatta daha önceki hayatınızda ev hanımıydınız. Kesinlikle. Ama Almanya göç yani sizi geliştirdi. Kesinlikle. Şimdi artık çalışan bir kadınsınız. Kesinlikle. Ev hanımıydım ve hiçbir zaman çalışmayı düşünmedim. Sabah kalkıyorum erkenden. Eşimi gönderiyorum. 8 çeyrek gibi çıkıyorum. 3 gibi geliyorum. Okulda yemek yapıyorum. Eve geliyorum. Evde yemek yapıyorum ve çok hızlı geçiyor. Peki kurstaki o hanımefendi böyle insanlar geliyor. Onları piyasaya sürüyoruz dedi. Sizin piyasaya girişiniz nasıl oldu? İş arama süreci enteresan oldu. Tam böyle C1 sürecini bitirmeye aşamasındayım. O arada işte bilgisayarda işte CV'lerimi falan oluşturmuşum. Eski projeleri karıştırmış. İsterseniz buna birazcık özlem de diyebilirsiniz. Bu arada bir resim dikkatimi çekti. 2011 yılında çalışırken bir taraftan bir firma bir arkadaş aracılığıyla bana ulaştırmış. Bir resim gösterdi. İşte bu makineyi yapar mı? Bir arkadaşımızın oğlu bir okula gidiyor. Böyle Montessori eğitim veren bir okul Almanya'da. Arkadaşa demişler, arkadaşınız gelip bizimle çalışmaz mı? Çok Almanca bilmiyorum. Tamam anlıyorum sizi ama cümle kuramıyorum. Ama o halimde dediler biz kabul ediyoruz. Şimdi orada çalışıyorum. Şu an 6 ay oldu. 6 aydır orada bir Alman bir bayanla birlikte ikimiz aşçılık yapıyoruz bir okulda. İş ayağımız böyle atıldı. Bilgisayarda gördüm resmin üstünde bir isim yazıyor. Dedim yani bu Alman firması herhalde dedim. Yani aradım 10 yıl geçmiş. İnternete girdim. Gerçekten Alman firması. Bir girdim bir baktım. Mühendisi alıyorlar. Özel tasarım mühendisi. Ben Türkiye'de sizin şu makinalarınızı dedim. Tasarladım Türkiye'de dedim. Sonra maili gönderdim. Ertesi gün bir mail geldi. Siz cuma günü fabrikaya bekliyoruz. Görüşmeye gittim. Genel müdür, tasarım müdürü ikisi beraber karşıladılar. Tasarım müdürü makinaları çıkardı. Soru sormaya başladı. İşte buradaki sorunu nasıl çözdün dedi. Böyle yaptım. Ve buradakini nasıl yaptım? Böyle yaptım. Genel müdür elini böyle hafif masaya vurdu, ayağa kalktı. Evet dedi. Benim iş için bu iş tamamdır dedi. Kaç para istiyorsun dedi. Çok hızlı bir şekilde işe başlamış olduk. Bahsettiğim kilise, içeride de işte bizim kaldığımız lojman. Buranın şöyle bir komik tarafı da oldu. O kadar küçük ki, 3 kişiyiz mesela, bir koltuğumuz var. Mesela işte diyelim ki ben orada uzandım, işte çocuk odasında uzansa, 3. kişi mecbur ayakta. Ya da koltukta oturması lazım, onun uzanma şansı yok. Ya da yer yatağı yapıyoruz. Biz buraya geldik, birkaç ay kaldıktan sonra arkadaşlara tarif ettiğimizde hep şeyi çıkıyordu, yani kilise çıkmıyordu ağzımızdan. Diyorduk ki caminin arkasında. Hani camiyi görürsünüz. Öyle tarif ediyorduk. Ağzımızdan öyle çıkıyordu. Kilise çıkmıyordu. İkisi de mabet. Evet, sonuçta ikisi de mabet. İkisi de dua edilen yer. Burada şöyle dikkatimi çeken bir şey oldu.
İlk gün tasarım müdürü beni işte bütün firmayı gezdirdikten sonra, oradaki arkadaşlarımla tanıştırdıktan sonra en son genel müdürün odasına geldik. Genel müdür bana sen namaz kılıyordun değil mi dedi. Evet dedim. Ben dedi Malezya'da kalmıştım dedi. Malezya'da dedi genelde dedi bu namaz kılanlar gitti mi gelmez dedi. Orada vurur kafayı yatarlar dedi. Sen de dedi böyle bir şey karşılaşmayız değil mi dedi. Adamın aklında Malezya'dan kala kala Müslüman namaz ve uyku kalmış. Ama aslında biz biliyoruz ki Müslüman namaz, disiplin, ciddiyet, başarı. Esas Müslümanın vazifesi, görevi budur. Bunu duyunca insan kendi üstündeki o sorumluluğu da hissediyor. İstifa ettikten sonra eğer bir gün tekrar buraya dönmek istersen bu kapı sana her zaman açık dediler. Onların en son o tepkilerini de görünce mutlu oldum. En azından onların kafasında namaz kılan bir Müslümanın aslında çok disiplinli olduğunu, yani olmaya çalıştım kendi açımdan. Onların tepkilerinden onun üstünü çizdiğimi inşallah düşünüyorum. Evet, kaldığımız yer, burası sol tarafında kalmıştık. Burası bize terapi gibi olmuştu gerçekten. Evet, sessiz, kuşta. Kurstan sonra hani geldiğimizde eşimle kahve alırdık, çay alırdık. Özellikle de akşam kurstan gelince. Buraya otururduk, çayımızı içerdik. Gelecek nasıl olacak diye konuşurduk. Değil mi? İstanbul'da çok büyük bir evden geldik. Buraya geldik, bir odanın içinde. Gene de içimiz ferahtı. Buraya çıkıyorduk, gene içimiz ferahtı. Yani içimizde hiçbir zaman karamsarlık olmadı. Farklı bir ümit vardı. Değil mi? Evet. Ya o çok önemli. Yani gerçekten. Güneş batsa bile, her şey kapkaranlık olsa bile ya içinizde bu ışık hiç sönmüyor. Belli ki yani hayatınızda birkaç göç yaşamışsınız. Bu kadar göçlerin size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Göçün bana kazandırdığı en büyük şey yokluk kendi içinde ekstra bir varlık doğuruyor. Mesela ben çocuğum şu anda 4 dil biliyor yani. Mesela ben hiç çalışmaya düşünmedim bir iş ortamına girdim. Ve ehliyet aldım. Yani araba kullanıyorum. Ön yargılarım kırıldı. Yani o çocukluğumuzdan belli. Hani bize öğretilen Avrupa'dakiler şöyledir, böyle kötüdür, şöyledir demeleri gerçekten hiç alakası yokmuş. Çıktım böyle bir gün. Telefonumda herhalde 1700 tane numara var. Afrika'dayken hissettim onu. Kimseyle irtibata geçemiyorsun artık böyle. Seni sen yapan bütün değerler iptal olmuş. Allah dedim aslında bizim geçmişimizi komple sildi. Sonra şunu düşündüm. Geldim bu sonsuz merhamet sahibi benim geçmişimi böyle silerken. Herhalde aradan günahları da silmiştir. Böyle bir ümidim var. Kabir nasıl olabilir? Allah kimseyi azap etmez. Ceset buraya ait, ruh öbür tarafa ait. Ayrılırken bir acı çekiyor. Dünyaya bağlı yani. Aslında 40 yaşından önceki bütün bağlarımızı kopardı kader. Aslında o açıdan bakınca büyük bir nimet oldu. Geçmiş bağlarımızın koparılması kabre girmeden önce bir bizim için deneme oldu. Kırgın mısınız Türkiye'deki insanlara? Çok kırgınım. Kendi ailemden, annemin tarafı, babamın tarafı, ailemizden. Bize karşı davranışlarına çok kırgınım. Bizi tanıdıkları halde, onların dedikleri gibi hiçbir şey yapmadık. Herkese soruyorum bu soruyu, size de sormuş olayım. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz, ne yazardınız? Kendime çok söylediğim bir şey. Etrafımızda hayat öyle bir akıyor ki mesajlarıyla beraber. Öbür tarafa gittiğimizde biz bunu size anlatmıştık. Bununla karşılaşmak. Öbür tarafa gittiğinde insan hadi ya diyeceğimiz çok şey çıkabilir karşımıza. Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah, her şeyi hikmetle yaratan, her şeye hakim olan Allah, kimsenin önüne öbür tarafta mazeret, bahane bırakmaz. Sadece mahcubiyet bırakır. Hayatı yakala ıskala bu. Onu diyebiliriz. Doğruluk. Belki. Her yerde doğru olmak. Gittiğin her yerde doğru olmak. Son olarak ne demek istersiniz? Türkiye'dekilere derim ki kendileri kaybetti. Güzel insanlardan mahrum kaldılar. Güzel insanları kaybettiler. Benim değer verdiğimlere de derim ki her şey bitecek. Sıkıntılarımız bitecek. Onlar hep bizim gönlümüzde. Onlar hep bizim dualarımızda. Onlar orada kaldıkları için. Onlara çok üzülüp ağlıyoruz. Buradan onlara çok dua ediyoruz. Ve inşallah güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Süreç çok zorlu geçiyor, çok çetin geçiyor. Özellikle Türkiye'deki arkadaşlar için. Milletin üstünde şu anda bir karanlık, bir bulut dolanıyor. Bu bir gün inşallah gidecek yani. Bu kadar sıkıntı, bu kadar ızdırap eninde sonunda kendi içerisinde güzelliklerini doğuracaktır. O vakte kadar birazcık daha sabırlı olup o güzel günleri inşallah hep beraber göreceğimize inanıyorum ben. Ümidi kaybetmemek lazım. Allah varsa ümit her zaman vardır.